Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 6-12 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 5 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda ay tutulması yaşadık ve yeni haftaya tutulma etkileriyle başlıyoruz. Tabii ki tutulma etkileri bu haftada gündemimizde olacak. Önemli bir tutulma, kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok güçlü dönüşümleri tetikleyebilir, önemli bazı. E, değişimler yaratabilir. Bununla ilgili bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. Güneş Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor hafta boyunca. Merkür Yengeç burcunda geriliyor ve bu haftada gerileme devam edecek ama az kaldı biraz sabredin 12 Temmuz'da hafta sonu Pazar günü artık Merkür retrosu sona erecek ve bu hafta boyunca Merkür ve Güneş 5. evinizde ee, biraz daha duygusalız aslında çocuklarımızla ilgili konularda hassasız e, romantiz e, özellikle yakınlarımızdan sevdiğimiz kişilerden daha fazla ilgi bekliyoruz. Biraz zihnimiz, düşüncelerimiz çok fazla geçmiş konulara takılabiliyor. Bu hafta Koç burcundaki Mars'ın Merkürle sert bir açısı var gökyüzünde. Özellikle hafta ortası 7 Temmuz, 8 Temmuz, 9 Temmuz. Lütfen e, hem yakınlarınızla ilişki dinamiklerine dikkat edin. Yani gereksiz alınganlıklar böyle olmasın, hassasiyetler oluşmasın. Hem de parasal konulara biraz dikkatli yaklaşın. Çünkü Mars para evinizde ve para çıkışlarını biraz arttırabilir. İstem dışı, kontrol dışı daha dürtüsel, daha duygusal harcama eğiliminde olabilirsiniz. Buna biraz dikkat etmekte fayda var. Ee, günlük hayatınızda da çocuklarla ilgili konularda da güvenliği güvenliğe biraz dikkat edelim. Gereksiz kazalara, sakarlıklara lütfen dikkat edelim pazartesi öğle saatlerinden itibaren ay kova burcuna geçiyor Çarşamba gecesine kadar iki buçuk günlük süreç e, duygusal enerjinizi biraz içe döndürebilir biraz sakin geçirmek isteyebilirsiniz bugünleri yalnız kalmak isteyebilirsiniz dinlenmek isteyebilirsiniz kendinize ilgilenmek için iyi bir fırsat Aslında şöyle bir kendinize bakabilirsiniz sağlık konuları olabilir Belki güzellik estetik kişisel bakım olabilir ee, ...uzun süredir yap, yapamadığınız, fırsat bulamadığınız işlere zaman ayırabilirsiniz. Kısa bir tatil, mola yapabilirsiniz. Perşembe ve Cuma ay burcunuza geçiyor. Bu tabii ki hem duygusal enerjinizi güçlendirecek, yaratıcılığınızı arttıracak... ...hem de tabii ki ay duygusal ve bedensel daha hassas olmanıza neden olacaktır. Romantik konuların etkisi artacak. Sevdiğiniz kişiler, çocuklar, aşk hayatınız önceliğiniz olabilir ve gerçekten daha fazla empati yapmanız, daha fazla böyle bir aranızda e, iletişim ve e, duygusal paylaşımların artması mümkün görünüyor. Sanatla ilgilenmek için veya sanatsal ortamlara dahil olmak için, eğlenceli bazı ortamlara katılmak için e, bu iki günü de değerlendirebilirsiniz. İş hayatınızda da kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Hafta sonu Ay Koç burcunda cumartesi ve pazar Evet, para evinizden geçen bir ay var. Parasal kazançlara daha fazla odaklanıyoruz. Ancak Mars da orada biraz sanki gelirlerden çok giderlerin olabileceğini işaret ediyor. Eğlence için de harcayabilirsiniz parayı. Alışverişler de olabilir. Burada yapılması gereken biraz dengede kalmaya çalışmak, sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.